Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Evet, bugünkü dersimizin mevzu abi. Merak ettim. Mesnevi Nuriye 82. Kadri'nin Zeyd'inden bir ilem okuyacağım. Orada bir kelime nazarıma çarpmıştı. Onun üzerine duracağız daha çok abi. 80 kaç? 82. 82. Kadri. Kadri'nin Zeyd'inden. Remiz'de anlatıyor abi. Körlük kelimesi nazarıma çarpmıştı. Körlük. Körlük nedir veya körlükler nelerdir? Bunun esbabı nedir? Körlüğün kendisi ne? Esbapları nelerdir? Ve bu körlük nasıl izah edilebilir? Bunu anlatırken de tabii nefsin vücudundan bahsediyor. Nefsin vücudu ne demek? Ondan sonra aşağıda hakikat güneşi de bahsediyor. Hakikat güneşinin ne olduğu hakkında. Bunun gibi birkaç tane böyle sualler var abi burada anlaşılması gereken. Gerçi çok yerlerde izah edilmiş ama biz inşallah böyle içine girmeye çalışacağız. Metni bir oku istersen. Metni okuyayım abi. Rems, arkadaş, nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görünmesine mani birer hicap olur. Evet, müşahedemle sabittir ki kat'i, yakini bürhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taşta bir zafiyet görünse o kör olası nefis o kaleyi tamamen inkar eder, altını üstüne çevirir. İşte nefsin cehaleti, hamakati bu gibi insafsızca tahribattan anlaşılıyor diye böyle bir metin abi. Hocam. Abi öncelikle dedik mesela nefisin vücudu. Siz bunu farklı yerlerde şey yapmışsınız zaten, haritada da var. Şimdi nefsin vücudu, körlükler, körlüğe sebebiyet veren şeyler, körlüğü izale eden esbaplar ve hakikat güneşinin ne olduğu, tabi bürhan ve deliller üzerine de durulması lazım. Bunu artık size havale edeceğiz abi. Yalnız Şanat şunu söyleyeyim. Evet abi. Sakın ha böyle ben ne dedimse veya nasıl tespit ettimse onu sabit zannetme. Kendi istihracının, kendi tespitinin, kendi hürriyetinde ol. Ama onları bil, onları bil, kendin yolunu aç. Evet, zaten araştırma yaptım da abi, yani o neyden kaynaklanıyor diye ana esbabını aradım. Yani oradaki ifade edilen hani nefsin vücudunu teşkil eden esbaplarda bütün körlüklerin ana kaynağı o olduğunu. Nefis. Ve neticesinde şeye bağlanıyor abi, Adem'e bağlanıyor. Oraya da geleceğiz. Adem'e bağlanıyor. Hepsinin körlük kaynağı Adem'den çıkıyor. Onu zaten şey yapacağız abi. Yani öncelikle mesela maddi bir şeyde abi her bir şey, bir şey vücuda çıkmışsa onun bir esbabı var değil mi abi? Yani vücuda olan her bir şey bir esbabı var. Misal olarak diyelim ki mesela bir kitap vücuda çıktığı zaman mesela neyi oluşturuyor onun vücudunu? Mesela kitabın kendisini kalem, mürekkep, kağıt ve mana oluşturuyor. Bunların da hakikatte ifade etmiş olduğu manalar var. Çünkü kainatla Cenab-ı Hak kainatla bize tekvini ayetleriyle ders veriyor. Bunu mesela işte şeyde Mesnevi Nuriye'de kalemin kudret olduğunu, mürekkebin Nur Muhammed'i olduğunu, kağıdın işte 30. lemada sahife, hayat sahifesi olduğunu, bunun üzerine bina ettiğini ve aynı şekilde mana ise esma ilahi olduğunu, yani kitabın vücudunu bunlar teşkil ediyor. Bir de hakikati var bunun. Kalem ne oldu, ne diyordu? Kalem kudrettir diyor abi. Kalem kudret kalemi. Diyor ki o zat onun kudretinin, kaleminin mürekkebidir diyor. Ya kaleminin mürekkebidir diyor. Peygamber Efendimiz'in nuru için diyor. He, kalemin mürekkebidir. Mürekkebidir diyor. Kağıda da? Kağıda da sahife. Hayat sahifesi. Çok güzel. Üzerine esma ile nakışlar dokuyor. Yani bir şeyin vücudu varsa o vücudu ortaya çıkaran bir hakikat vardır ki o da bir mana ifade ediyor. Şimdi nefis bunu bina edeceğiz. Mesela değişik değişik vücut misalleri. Mesela enaniyetin de bir vücudu var abi. Bunun vücudunu oluşturan esbaplar da işte
Şualar 81'de söylediği gibi haksız temellük, ayna darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmek. Bura önemli, buraya geleceğiz zaten. Bu niçin bu şekilde? Şeytanın vücudu, gurur, kibir, enaniyet, haset değil mi abi? Yani bu gibi şeylerden teşekkül ediyor. Mesela bedbahtlığın vücudu var, gaflet, gaflete dalması, hayatı tatlı görmesi, ahireti unutması, dünyaya talip olması bunun vücudunu oluşturuyor. Yani aynı şekilde sersemlik, fahre meftun olması, şöhrette müptela olması, medhe düşkün olması, hodbinlikte bihemte olması bunu da işte sözler 230'da söylüyor. Bu da bunun vücudunu oluşturuyor. İşte vücudunu mu oluşturuyor nefsin? Nefsin bunlar şubeleri abi. Şube sıfatları. Sıfatları yani. Kendisi şimdi, değil. Kendisi değil. Körlük daha bu körlüğün tezahüratları. Bu da değişik manadaki körlükleri söylüyor. Tabii başka şeyler de var onları okuyacağım. Yani, ama vücudu daha izah etmedi. Daha değil. Daha değil abi. Bu anlattıkların bu başka, kibir, haset vesaire bunlar onun sıfatları. Aynen abi. Mesela ihlasın vücudunu da ne oluşturuyor? Rıza ilahi, vazife ilahiye karışmamak ve vazifesini onun vazifesine bina etmemek. Üç tane. Emri ilahi, rıza ilahi, vazifeni, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine bina etmemek ihlasın vücudunu oluşturuyor. Çok ilginç. Bu da bir latife yani. Üç tane ha Mehmet. Üç tane. Bir, arkaya yaslanıyoruz. Ezberlemek için kolay evet, olsun diye. Arkaya yaslanmak nokta istinat. Yani Allah demesi lazım. Evet. İhlas olması için. Yaslandık. Öne bakıyoruz. Fıtratın gösterdiği alem, ahiret, nokta istimdat. Bir de bu ikisi arasındaki işlerin Allah'ın olduğunu ona karışma. Yani o zaman nedir? Oku bakayım o benim bu söylediğimi uygulayayım. O neydi? Evet, rıza ilahi. Emri ilahi. Emri ilahi. Bak bir dakika. Emri ilahi. Emri ilahi. Rıza ilahi. Yani emri ilahi, rıza ilahi. Vazife ilahi karışma. Tamam. Şimdi emri ilahi. İhlas. Yani emrettiği için yapmak. Evet. Allah'a iman. Rıza ilahi, Allah'ın rızası söylediği şekildedir. Yani ahirete uygun yaşamaktadır. Bu da ahirete iman. Ha, Allah'a iman, ahirete iman. O zaman ortası ne oldu? Yani olan icraatı, rububiyeti ilahiye karışmamak. Müslümanların en büyük sorunu iman değildir, rububiyettir. Evet abi. Yani Allah'ın icraatına karışıyor. Aynen öyle abi. Başka bir tane daha abi. Mesela bunu şeye vücuda, nefsin vücuduna bina etmek için okuyoruz. Yani her bir şeyin bir hakikati olduğunu, vücudunu teşkil eden esbapların olduğunu. Ve abi vicdanın vücudunu da dört tane şey oluşturur. Bunu da işte Hutbe-i Şamiye malum 136'da söylüyor. İşte irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Bunların da gayetul gayeleri var. Şimdi yukarıda abi ihlası oluşturan şeylerden bahsetti. Bir de bunu muhafaza eden şeyler vardı. O dört tane üstü de bunu muhafaza ediyor. Bu vaziyeti muhafaza ediyor. Zihin ve iradeyi, işte vicdanı bunlar oluşturuyor. Ve onun gayet-ül gayesine sevk edilmesi de onun muhafazası oluyor. Bu cihetle birlikte bunların bir vücudu var. Aynen bunlar gibi nefsin vücudunu dahi şunlar oluşturuyor. Maddi nefsi emmare, manevi nefsi emmare diye ikiye ayrılmış. Haritada ve sen burada da söylüyor tabii ki. Maddi nefsi emmare, alem-i şehadetin komprim insandaki karşılığı. Çok güzel. Yani maddi lezzetlerin kaynağı diye tarif ediliyor. Manevi nefsi emmare ise heves, damar, asap, tabiat, şuursuz kör hissiyat, nefsin vücudu. Bunlar, körlükler abi bunlardan çıkıyor ama asıl körlük nedir sistem diye. Sistem bu. Sistem bu. O zaman bu sistemden bahsettin. İşlevi bu yani abi. Yani bir nefsin bir vücudu var, bir de ruhu var. Evet. Hani mümkün. Cesedi neydi? Cesedi işte alem-i şehadetin komprim insandaki karşılığı. Karşılığı, donmuş hali. Donmuş hali. Kainatın donmuş hali. Evet. Peki ruhu yani işlevi? İçine girdiğimiz zaman heves, damar, damar, asap, tabiat, şuursuz kör hissiyat. Dört kaç tane? Dört mü? En sondakiyle beş tane yapıyor. Abi. Beş tane. Bunların da tezahürleri var. Onlara... His, heves, heva, tabiat, asap, damar, kör hissiyat. Evet. Yani başka yerden toplarsak altıdır. Evet. Yapayım. His, heves, heva. Hissi almamışız abi. O zaman onu da katarsak altı evet, tane oluyor. Altı tane. His, heves, heva, tabiat, asap, damar, kör hissiyat. Kör hissiyat. Kör hissiyat. Yani diye devam bitiyor. Şimdi abi maddi noktadaki... Ama aslında beş tanedir, hissiyat bunun içinde. His ve heves diye alıyor abi zaten. His, heves, his yok. His ve heves kör, ayrı. Yok, his, heves ayrı da şuursuz kör hissiyat.
hisse girebiliyor. Öyle mi abi? Hmm. Şuursuz kör hissiyat. Çünkü hissiyat ha, kördür. Doğru. Evet abi. Hissiyatın mazi ve müstakbili yok. Evet. Şimdi noktada bu cihetle birlikte abi nefsin vücuduna bakan noktada bunu şey yaptık abi. O zaman bizden ayrı bir vücudu var. Evet. Yani bunu bir şekilde bildi hani diyorsunuz ya abi kendimizi tahlil ettiğimiz zaman hadise nedir ortaya çıkıyor. Yani sorun ve sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Kendimizi tahlil edememekten kaynaklanıyor. Aynen. Nereden geldiğini bilmediğimizden dolayı oluyor. Kendimizi bildiğimiz zaman hani diyor ya mesela derman ne diyor? Sıkıntı vereni buldunsa safa eder, ata eder, beladır bil. Eğer vereni bulamadıysa, bela vereni bulamazsa, evet. Benim uydurmamla Allah belanı verdi bil. Yani bunlar neyden kaynaklanıyor? İnsan kendisini tahlil ettiği zaman bu sıkıntılar ve körlükler ortadan kalkıyor. Şimdi biz bunun alt veri tabanını oluşturuyoruz. Mesela bak bir tanesini söyleyeyim. Şimdi nefsin vücudu beraber mutala ediyoruz. Şimdi nefsin vücudu bunlarmış. Uygulayalım. Burada bilgi öğrendik ama uygulamış. Şimdi bir şeyi heveslettik. Allah bundan razı mı değil? Biliyoruz ki Allah bundan razı değil. Bu nefsin hevesine bakıyor. Ona bakıyor. Yani peki onu ele geçirmemekten insana sıkıntı olur. Bu sıkıntı nefsanidir. Ben hastayım değil. Adam hasta. Evet. Adam hasta yani. Anladın mı? Evet. Dolayısıyla böyle bildiğin zaman uygulama yapman lazım. Yoksa ezberleyip de uygulamaya geçmese enaniyet oluyor. Evet. Başkasının hava gibi oluyor. Yani sen... Mesela dershanede kalıyorsunuz, tamam mı? Ya kardeşim sen bunu nasıl dersin bana ya? Dedi, unutmadın. Nefsin hangisine girer? Damarına girer. Hala sen de damar canlı. His, heves, heva, tabiat, damar demiyor muydu? Yani sen bana bunu nasıl dersin ya? Allah Allah ya. Sen ki kime bunu diyorsun? Veya karı koca veya aile hayatında da öyle. Sen var ya sen şimdi bir kardeş diyor ya işte 18 sene önceki evlilik günlerinde diyormuş ki kadın. Sen bana böyle yapmıştın hatırlıyor musun 18 sene önce? Bu nedir? Damardır. İşte diyor ya eski sahipten kalan damarlı diyor. Ha, damar. Eski sahipten kalmış. Eski sahipten kalmış. Yani arkadaşlar bu okuduğumuzu pratiğe uygulamamız lazım böyle. Okuduğumuza elimizden geldiği kadar şöyle bizim dershane hayatından iki, mümkünse aile hayatına uygulanabilir örnek, yaşanan bir örnekten verirsek o zaman makul oluyor. Yani uygulanabilir, yaşanabilir bir şey oluyor. Yani ders o zaman maksatlı oluyor. Evet. Ben 4 tanesini uygulamaya çalışıyorum. Siz 3 tane, 2 tanesi yapsanız yeter. 1. Okuduğum yerin dimağdaki karşılığı. 2. Okuduğum yerin vicdandaki karşılığı. 3. Okuduğum yerin, yani vicdan derken kalpteki karşılığı. 3. Okuduğum yerin ruhtaki karşılığı ne? Ruhta nedir? 4. Bu hayatta nasıl gözükür? Evet. Ne demek bu? Huve evveluhu vel ahiruhu vel zahiruhu vel batın. Bunu yapabilen ve huve bi külli şeyin alim. İlimle yapacağız. Evet abi. Badıl abinin meslevisinde şöyle bir yer var da o da dikkatimi çekti. Evet. Diyor ki abi. Eyvah. O da bu şekilde. Eyvah. Va esefa. Nefsin enaniyetli varlığı demek. O nefsin gözünde körlüğün mevcudiyeti demekmiş. Belki onun vücudu körlüğün ta kendisi imiş. Vay be. Şimdi burada öncelikle buraya girmeden abi şöyle mesela diyelim ki maddi noktadaki körlüğe sebebiyet veren şeyler var. Bunlar maneviyatta da geçerli. Mesela diyelim ki maddi şeylere maddi körlüğe sebebiyet veren şeyler mesela temel diyor göz dokularının oluşmaması veya eksik kalması körlüğe sebebiyet veriyor. Görmeler. Evet abi. Görme sinirinin veya retinanın gelişme bozuklukları, göz tansiyonu, şeker hastalığı, yüksek kol tansiyonu, görme tabakasını ve sinirini etkileyen iltihap hastalığı ve göz tümörü diye böyle maddi noktadaki körlüğe sebebiyet veren noktalar var. Hı. Maneviyatta da bu şekilde. Önce şöyle bir kısaca şey yapayım abi ondan sonra o hakikatine geçelim. Mesela nedir bunlar? Şurada söylüyor. Bunlar aynı şekilde hakikatte de cari. Mesela
Her şeyin maddede arayanların akılları gözlerindedir. Şunu baştan okuyayım abi, körlüklerin değişik değişik. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Kör olası dinsiz gözü, değişik noktadaki bir körlük. Dinsizlik başka bir körlük sebebi. Aynı şekilde ekser insanlara ne olmuş ki sağır olup kör olmuşlar? Belki divane olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar. Divanelik de ayrı bir körlük abi. Hmm. Şimdi bunlar da değişik değişik körlüklerin sebebi. Çok harika, güzel. Şimdi şurada... Başka var mı? Var var abi. Şurayı okuyayım, orayı okuyacağım. Hı. Şurası orayı izah ediyor. Niçin insan kör oluyor? Dedik ya, maddi noktadaki körlüğün sebebi bunlar. Manevi noktadaki körlükler de... İstersen onu bir sırala, ondan sonra o izahlarını. Öyle mi abi? O sıralamayı bitir o. Şimdi baştan abi, kaldığımız yerden devam edelim. Sözler 282, kör tesadüf, sağır tabiat. Güzel. Tesadüfün kendisi kör ve sağır. İşte eğer aklın sönmemiş, kalbin kör olmamış ise, kalbin körlüğü de ayrı bir şey. Güzel. Ve aynı şekilde tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verir. Felsefe maddi ve tabii akla körlük verir. Körlük verir. Ve aynı şekilde başka. 598-93 sonra o müddeyi onda da meyus olduğu bir insanın bedenine rast geldi. Yine kör tabiat ve serseri felsefe lisanıyla tabiünün dedikleri gibi. Kör tabiat ve serseri felsefe. Tabiatın çok kendisinde kör olduğunu. 655 kör kuvvet. Kuvvete de kör diyor abi. Evet, sağır tabiat. Mektubat 473, her şey maddede arayanların akılları gözlerindedir. Bu da değişik bir körlük. Yani her şeyi maddede aramak, bu da körlüğün bir değişik noktası. Çok. Yani hakikatle ifade edilememesi, Allah canibinden bakılmaması. Ve lemalar 118-116, zekavetin ifratı körlüğü netice verir diyor. Allah Allah. Zekavetin ifratı körlüğü netice veriyor. 153, nefsin kör hissiyatının ihtilafı. Nefsin kör hissiyatının ihtilafı netice verdi. Nefsin kör hissiyatı ihtilafı netice veriyor. İhtilaf, ihtilafın zemini de kör hissiyat. Kör hissiyat. Çünkü haset insanı kör eder ya. Mesela kardeşleri, Yusuf'un kardeşleri hasetinden dolayı hemen önündeki hadiseleri sezemediler. İşte ferasetin en büyük darbesi haset. İşte bak, bir de okur musun o şeyi? Evet, İhtilaf. Nefsin kör hissiyatının ihtilafı netice vermesi. Bak, ihtilaf mesela, hizmet uygulayalım. Ailede bir ihtilaf yapılıyor, dershanede yapılıyor. Tamam, bu ihtilafı yapmakta haklısın ama diyelim. Bunun yapmasan sana ne getirecek? Yaptıktan sonra bedeli ne kadar olacak? Yani ihtilaf çıkartmak körlerin işidir. Musa Aleyhisselam diyor, Süleyman Aleyhisselam inat diyor. İnsanı kör eder diyor. İnat ve şehvet. İnat ve şehvet. Süleyman Aleyhisselam. İnat ve şehvet. İnsanı kör eder. Kör eder. Evet, o kör felsefenin gözlüğünü kırdı. Felsefenin kendisi de kör. Felsefe okuldaki felsefe değil. Hı-hı. Hadiseleri Allah canibinden kudretin azameti altından bakmayıp kader-i ilahinin izini, özünü, yüzüğüyle müşahede etmemek. Yani kısacası kafana göre yorumlamak. Evet. Bu felsefedir. Dünyayı kafana göre yorumlamak. Şimdi abi şurası çok antika. Kalbin körlüğü gözün körlüğünden hasıl olur diyor. Allah Allah. İşaret edeceğiz 79'da. Kalbin körlüğü gözün körlüğünden hasıl olur. Göz nasıl kör olur? Ondan Mesnevi Nuriye'den okuyacağız abi, zaten oralara geleceğiz. 210'da söylüyor. İnsan neden göremez? Bir şeyin gözükmemesinin esbabı. Tabi hakikatini ifade eden 5-6 tane maddeyi de Kastamonu 118'de ifade ediyor abi. Hakaiki imaniyi tasdik edebilmenin şartları var. Onlardan bahsedeceğiz abi. O da körlüğü netice veriyor. Yani en büyük körlük zaten oradan husule çıkıyor. En sonu da Adem'e dayandığını söylüyor başka yerlerde de. Onları da okuyacağız inşallah. Şimdi önce biz şöyle bir giriş yaptık zaten. O körlük maddesi bitti mi sırada? Şurayı da okuyayım abi. Birkaç tane daha var. İşaret edeceğiz. 212. Bu eseri kör bir fikirle tercüme etme. Fikir körlüğü. İşaret edeceğiz tefsirini. Kör bir fikirle tercüme etme diyor. Veya diyelim ki diğer hakikatleri diyelim. Fikirdeki körlük bu da. Akibeti görmeyen kör hissiyat. Fikir nedir biliyor musunuz? Fikir hemen. Fikir yoldur.
Tefekkür o yolda gitmek değil mi? O yol, tefekkür o yolda gitmektir. Mana ise o tefekkürle gittiğin yerde sana verilen cevaptır. Mana. Al diyor. Madem buraya kadar geldin, kapımızı çaldın, al git hadi. Evet abi. Evet, Kastamoğlu 233 paragraf 4'te. Biraz da geleyim mi? Biraz da geleyim. Tamam. O manayı getirdi sana. Tamam da her şey işine yarar mı? Onu şeyden fehim denilen bir süzgeç var. İşaret uyuyacağız da söylüyor. Muhakematta. Ve muhakematta, evet. Fehim denilen süzgeçte de süzüyorsun. Süzen de dima. Dima tutuyor. Dima tutuyor o malzemeyi. Fehim denilen süzgeçten yukarıdan aşağıya boşaltıyor. Boşanan kalbe giriyor. Evet. Tasvir ettiniz değil mi? Muhabbet kalpte, akıl dimadadır diyor. O da onun bir meratibi oluyor. Evet. Evet, 233'te diyor, ikinci, dördüncü paragrafta. İkinci nefsi emmarede şuursuz kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor. İkinci nefsi emmarede şuursuz ve kör hissiyat bulunduğu için akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor. Emirda 134, zeval bulucu lehviyat ve nezaizle körleşmiş bakan gözleriniz artık yeter biraz hakikati görsün. Zeval bulucu lehviyat ve nezaizle körleşmek. Allah Allah. Bunlar da değişik değişik. Yani gayrimeşru lezzetlerle insan kör oluyor. Ayağının üzerini görmüyor. Kör kör. Neye benziyor? Diyelim ki şeyden Gümüşhane ve Bayburt'tan Rize'ye dönüyorsun. Başıma geldiği için söylüyorum. Fakat öyle bir sipsiyah, karanlık bir sis çökmüş ki araba ile gitme imkanı yok. Ondan sonra şoföre dedim ki, bir şey anlatmak için söylüyorum. Ben öne çıktım, ben gidiyorum 2 metre, bana vur farı. Ben de bakayım bir arabaya bir yere çarpacak mıyım ona göre. Yani bana bak, uçurma ona gitme. Yani o sis 1 metre önünü göstermediği gibi lezaizi gayrimeşrua önünü göstermeyen bu sipsiyah bulut gibi var ama yok ediyor seni. Evet. Senin için yok. Şöyle de işte 6. sözde vesaire de söylediği gibi. Emirda 134'de zeval bulucu lehviyat orayı okuduk. Zeval bulucu lehviyat ve lezaizle körleşmiş bakan gözleriniz artık yeter biraz hakikati görsün. Evet, inadın gözü meleği şeytan görür. İnadın gözü meleği şeytan görür. Bu da başka bir körlük. Allah Allah. İnattaki körlük diyelim. Yani körlük şey, değiştiriyor. Değiştiriyor. Öyle ama değil. Değil, evet. İfrat-ı muhabbet körlüğü. Bu da başka bir körlük. İfrat-ı muhabbet. Mesela aşık maşıklar var. Şimdi şöyle diyelim abi, yani bunları okuyoruz ya. Körlük nedir yani esasında? Bir şey görmemek değil mi? Bu zahir manası. Mesnevi Nuriye'de okuduğumuz yerde aslında bir paragraf içerisinde izah ediyor. Hakikat güneşinin kapanmasına sebep olan her bir şey körlüktür. Çok burada güzel ifade edildiği gibi. Bunun arkasında ne var? Onu da söyleyecek. Ene Risalesi'nde 538'de söylüyor. Ve aynı bunu da şeye atfedeceğiz abi. Sözler 188'e. Oradan da Kastamonu 18'e. Oradan da diğer yerlere geçeceğiz. Yani bu arkasındaki şeyi dolaşmak. Yani bunların hepsinin ana kaynağı ne? Bunu hepsini şey yapacağız abi inşallah. Bir de haddinden fazla hüsnü zan etmek körlüğü. Allah, o da kör ediyor. O da kör ediyor. Yani mesela bakıyoruz ya abi, olay ve hadisata bakıyoruz. Veya hani dedi ifrat-ı muhabbet. Adam mesela televizyonu izliyor. Diyor yani Allah yok mu kainattaki bu kadar insanlarda bu kadar sıkıntı, bela, musibet geliyor. Cenab-ı Hak bunları görmüyor mu diyor. Bu ifrat-ı muhabbet. Oysa güzellikleri içerisinde, şimdi o televizyon sırf onu oradan seçmiş, doğru ve yanlış. Çoğunlukla %70'i yanlış haber. Tamam mı? Geçmiş haberleri birbirine birleştirmiş, şimdi o. Neyse. Ama yemekte tuz çok güzeldir. Ama o yemekteki tuzu yemekte değil de tek başına yesen zehirdir. Evet. Kainatın bütünlüğü içinde onu hareketlendiren o musibetler çok da güzeldir. Tuz gibidir. Yemekte tuz gibidir. Ama bütünlük içinde görüp göstermediği için zehir oluyor ve insanlar da bu kör oluyor. Değişik çok, evet abi. Aşk-ı mecazi körlüğü diyor. Bunu da mektubatta abi 4. sualde izah ediyor. Aşk-ı mecazi adamı kör ediyor. Kör ediyor, evet. Bu da değişik bir şey. Tabii bunlara girmiyor şimdi de meselemiz dağılmasın diye. Şimdi körlüğe sebebiyet veren şeyleri okuyacaktık.
Başka başka, şurayı da okuyayım abi o zaman, kısa şey yapayım geçeyim. Tabii tabii. Mesela, hepsi körlüğü ifade ediyor. Ey mağrur nefsim, tembel nefsim, sersem nefsim, gafil nefsim, nadan nefsim, bedbaht nefsim, şikenperver nefsim, sabırsız nefsim, sersem nefsim, dünya perest nefsim, nefis perest, riyakar, namazdan hoşlanmayan, kör hissiyat, kör hissiyatın içine giren nefs emmare, sui vesveseden meyus, şiddet-i şefkatten şerit bir elemi alan nefis, gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğünü ağlayan nefsim, fedakarlıkta en geri kalmak isteyen nefsim, fahre meftun, şöhrete müptela, medhe düşkün, hodbinlikte bedbaht nefsim, bunlar hep değişik körlükler. Evet, hayata müştak olması ayrı bir körlük, zevke müptela ve bedbaht olması ayrı bir körlük. Bunlar da değişik körlükler abi, külliyattan toplanılan. Şimdi burada insan neden görmez diye, ya bu körlükleri hepsine, tabii bunlar hepsi sebeptir ama biz böyle okuyacağız yerini. Körlük kendisi nedir, sebepleri nelerdir, onları okuyacağız. Şimdi öncelikle körlük nedir diye hakikat noktasında sözlerden okuyacağım. Şuralardan şöyle bir yer var abi. Şimdi dedik ya, hakikat güneşinin kapanması körlüğü netice veriyor dedi. Şuralar mı şu anda? Önce buradaki Mesnevi Nuriye'deki yer, hani dedi ya abi. Evet, müşahedemle sabittir ki kat'i yakini bürhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kalede küçük bir taşta bir zafiyet görünse o kör olası nefis o kaleyi tamamen inkar eder. Altını üstüne getirir. Yukarıda demişti. Nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre miskal kaldıkça hakikat güneşinin görülmesine mani oluyor. Şurada da diyor, baştan okuyayım abi. Büyük Deccal'ın ispirtizma nev'inden tesir edici hassaları bulunur. İslam Deccal'ının dahi bir gözünde tesir edici manyetizma bulunur. Hatta rivayetlerde Deccal'ın bir gözü kördür diye nazara dikkati gözüne çevirerek büyük Deccal'ın bir gözü kör ve ötekinin bir gözü ötekine öteki göze nispeten kör hükmünde bulunduğunu hadiste kaydetmekle onlar kafir mutlak bulunduğundan yalnız münhasıran, şurası yalnız münhasıran bu dünyayı görecek bir tek gözü var ve akibeti ve ahireti görebilecek gözleri olmamasına işarettir. Sadece yalnız, ne diyor burada? Bir tek gözü var, akibeti ve ahireti görebilecek gözleri olmamasına işaret. Sadece dünyayı gören her bir şey, dünyaya bakan her bir nokta bir körlüktür. Mülkten meleküte geçememek, zahirden hakikate geçememek, ondan sonra manay isminde kalmak, bu gibi vaziyetlere değişik körlükler abi. Bunlar da hep körlük değil mi? Körlükler. Şimdi bunlar ana esbabıydı. Hakikatine bir geçelim abi. Körlüğü oluşturan hakiki esbabı sözlerde söylüyor. Nedir diye. Baştan okuyorum. İşte ene şu hainane vaziyetindeyken cehli mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehli mürekkep de bir eçheldir. Çünkü duyguları, efkarları kainatın envar marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulunmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsinde renkler ile boyanır. Mahz-ı hikmet gelse nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki elinin rengi şirk ve tadildir. Tatildir. Allah'ı inkardır. Şirk ve tatil, Allah'ı inkar, nefsteki en ana esbab oluşturan körlük abi. Bunu da şeyde, yani şirk, tatil ve Allah'a inkar. Allah'a inkar neyden husule geliyor? Bunu da şeyde söylüyor abi, sözler 188. Şirk, tatil ve inkar. Başka yerden mana ismi söylüyor ve değişik bir esbablarından bahsediyor. Orada şirk ve tatil olduğunu ve inkar olduğunu söylüyor. İnkar neyden husule gelir diyoruz. Burada da şöyle şurayı atfediyor.
Hem ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet, dalalet, safsata ve inat ve mugalata ve mukarebe ve ihfal ve görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı intac eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuş. Bu şekilde. Mesela diyelim ki abi ilaç yutuyoruz ya, bazı ilaçların hapları büyük oluyor. Yani yutmak için bir su alıyorsun, suyla birlikte gönderiyorsun. Veya diyelim ki mesela yemek boğazında kaldı, hemen su içiyorsun, gönderiyorsun. Şeytan inkar ve küfrü yutturmak için bunları kullanıyor. Hangisini kullanıyor? Bak abi, ne diyor? Yutturmak şurası. İçin. Hı-hı. Direkt yutamaz da adam. Direkt yutan bir bunlarla yutturuyor yani. Hani? Gaflet, dalalet, safsata, inat, mugalata, mukarebe. Bunlardan kaynaklanıyor körlükler. Bunlarla yutturuyor. Şimdi dedi ki abi, başta mesela körlük neydi? Nefsin vücudundaki o körlük. 538 sözlerde inkar, tatil ve ne dedi? Şirk, inkar, tatil dedi orada. Burada peki inkar nasıl usule geliyor? İnkar da mesela dedi, baştan okuyayım abi. Ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren. Gaflet, dalalet, safsata, inat, mugalata, mukarebe ve ihfal ve görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı intac eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuş. Bu 8 tane madde. 15. sözde mi okuyorsun? Bu 15. sözde okuyorum abi. 188. Evet. Şeytanın sıfatları. Şeytanın sıfatları. Bir de okur musun o sıfatlarını? Tamam. Gaflet, dalalet, safsata, inat, mugalata, mukarebe ve görenek gibi. Yok, 7 etti. Bir bakayım. Bir şurada da devamında söylüyor. Arkasında. Şuradan okuyayım. Mukarebe, ihfal, görenek gibi gibi şeytani desiseler. İhfal ve görenek. 8 tane olacak. Tamam, baştan sayayım abi. Say. Evet, gaflet, 1. Dalalet, tamam. Safsata, 3. İnat, 4. Mugalata, 5. Mukarebe, 6. Ve ihfal ve görenek. Görenek. 8 tane. Bunlardan dolayı oluşuyor. İnkar buradan çıkıyor. Cennetin tabakası 8'dir. Yani... Bunların üzerine inşa ediyor. Bunların üzerine inşa ediyor değil mi? Yani buralara geçtikçe... Çok mu? Hani ezberleme böyle ezber olduğu için yapmayın. Yani niye şeytanın, nefsin 8 tane mertebesi var? Ona 8 tane zemine muhalefet etmişsin sen. Evet abi, şimdi burada bunları söyledi. Dedi ki işte o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturuyorsun bunları. Yani o koca koca hapları. Gaflet, dalalet, mukarebe gibi şeyler. İnkarı, yani inkarı kendisi bu. Bu şekilde yutturuyor insana. Peki inkarın da, inkar da şeyde söylüyor abi, inkar neydi husule gelir burada söyledi. Şeyde de işaret edeceğiz de 81'de şöyle söylüyor. Şu alarda. Şimdi inkar dedik. Bunların hepsini geliyor. Nereden çıkıyor bunların? Hepsi ana kaynağı da Adem'den çıkıyor. Getiriyor. Küfür ise nerede, kaçta okuyorsun? 81 şualar. Şuaha. 4. şua. Küfür ise hakaiki imani inkar ve nefi olduğunda. Şimdi dedi ya hakaik ne dedi? Şu şeyde hakikat güneşinin görünmesine mani birer hicab olur dedi. Evet. Şimdi ne? Cehennemde kaç tabakaydı? 7. 7. Hakikat-ı İslamiye 7'dir. Evet. Hakikatin gizlenmesini de burada sayacağım. Niye 7'dir? 6 tane iman esası artı 5 İslam esası 1. 199 kastamına değil mi? Evet. Hakikat Kur'aniye. Hakikat İslamiye. Hakikat İslamiye 7'dir. İşte cehennem buna bunun karşılığı. Karşıtı diyelim. İşte burada da işte Adem'i onun için çalışacak. Şimdi bak oku. Evet. Küfür ise hakikat imani inkar ve nefi olduğundan Adem'dir. Allah Allah. Buradan çıkıyor yani. Mesela inkara mesela 538'de tatil, ondan sonra şirk ve küfür dedi. Küfür ve inkar neyden hasıl oluyor dedik. İşte sözler 188'de oradan da buraya gönderiyor. Küfür ise hakaik imanı inkar, nefi olduğundan Adem'dir dedi. Adem. Şimdi aşağıda enaniyetin vücudu ise haksız temellik, aynadarlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Ha bunlar üçü Adem'dir. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem. Allah Allah. Vücut rengini... Şimdi abi küfür ve inkar ve
körlüklerin hepsinin kaynağı buradan çıkıyor işte. Adem'den çıkıyor. Küfür ve inkar. Hı hı. Şeyde de söylüyor, temalarda hani Adem'i anlatıyor abi 72'de. Bütün olumsuzlukların kaynağı olarak gösteriyor. Şeyde, sözlerde miydi? Şey, lemalarda. Görebilirsek orayı. Adem alemler hesabına çalışıyor diyor ya. He, Adem alemler hesabına çalışıyor şeytan. He. 72 miydi o? Adem-i şer, mas ve vücut hayır mas olduğunda ehli, belki burada, evet burası abi. Evet. Şu baştan okuyayım. Dördüncü işaret, Adem şerri mas ve vücut hayrı mas olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşf ittifak etmişler. Evet, ekseriyet-i mutlaka ile hayır ve mahasin ve kemalat vücuda istinad eder ve ona raci olur. Suretin menfi ademi, menfi ve ademi de olsa esası subutidir ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası mayesi ademdir, nefidir. Ha işte buradan çıkarıyorum ha. Hastalıklar, musibetler, dertler, keder ademdendir. İşte körlükler de buradan çıkıyor. Yani nefsin vücudundaki körlük buradan çıkıyor. Hayır, bu arada değil. bu bütünlüğünden aradan sıyrılıyor. Hayır, aradan sıyrılıyor, çıkıyor işte abi. Dikkat edildiği hayırlar da vücudu denildi. Bir de şey yapacaksınız. Bak arkadaşlar, bu ceset donmuş et değil ya. Hı hı. Burada 18 bin alem kendisine has müstakil vücutları var. Nefis bizim dışımızda bir vücudu var burada. Evet. Onun da gözü var işte bunlar. O da yer içer. Onun da akılsız aklı var. Onun da şeyi var mesela, mantığı var. Beslendiği nokta. Ve tabii yani bize rağmen sistem çalışıyor. Yani bizim yer yer aklımıza giriyor, aklımızı kullanıyor. Yer yer hissiyatımızı, yer yer mazimize geçiyor. Müstakil gibi yani. He yani unutma gibi değil. Hmm. Müstakil bir vücudu var. Yani sen istesen de istemesen de bahar geliyor, yaz geliyor, kış geliyor, içeri de öyle değil mi? Aynen öyle. İstesen de sen, evet. Mesela şu anda biz adam diyelim ki kapalı havada hepimiz sıkılıyoruz. Ama senin isteğine değil. Mesela kapalı hava senin iraden mi geldi? Yok. Senin iradenle gitmez ama kapalı hava ekseriyeti mutlaka ben de dahil çok sıkılıyorum. Şimdi dış dünyamız bahar ilkbahar dediğin gibi yağmur, fırtına, deprem seninle olmuyor. Ha, içeride de bu atmosfer değişiyor. Evet abi aynen öyle. Sen diyor musun ya bu hava niye değişti ya hep sabit olsa? Olmaz kardeş. Sıkıntılar cehennemin şey. Tabii canım işte bak ne dedi bu burada hastalıklar, musibetler kaynağı Adem'dir. Çirkinliklerin esası mayesi Adem'dir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Adem'den. Niçin? Vücut yapmayınca Adem oluyor. Adem oluyor evet abi. Acayip şeyler yani. Böyle değişik değişik esbapları var tabii ki. Ama çıktı diyelim. İçimizden bir şey geldi. İçinden bir şey geldi, tamam mı? Hemen böyle yapacaksın. Ya bu nereden geldi? Allah Allah ne yapacağız? Sonra dur bir dakika, dur. Bu neyin nesi ya? Bak bakalım bu neyin nesidir? Tamam mı? Doktorlarımız, ishal oldum doktor ve işte ben kusuyorum da işte şu oldum da bir dakika dur. Bir dakika temel verileri şey yapıyor. Bir kan ver bakalım. Evet. Bir idrar ver bakalım. Tamam. Yani ne yapıyor? Tahlil ediyor değil mi? Senin lafına malzeme yapıyor ama esas onun bir sabit ölçüleri var adamlar almış doktor. Evet. Demiş ki bir çözemediğin zaman bunun tahlilini al. Tamam. Kan tahlili al, idrarı al, gayta al. Tamam. Ondan sonra sen bunlar sabit ölçüleri aldıktan sonra sen mazi şeyini kullan. Bütün kültürünü, tecrübeni kullan. Buna hükmet. İçtihat et. Evet. Doktorluk içtihat et. Aynı bunun gibi arkadaşlar, şimdi bir sıkıntı geldi ya, nereden geldi bağıracağına, bu neyin nesidir, çöz, nefis midir vesaire. Evet, bir başka noktadan okuyalım abi. Nur-u fikir, ziyayı kalp ile ışıklanıp mezc olmazsa zulmettir. Yani oh. Nereden çıkıyor? Bir daha nur-u fikir. Nur-u fikir, ziyayı kalp ile ışıklanıp mezc olmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Öf. Zulüm buradan çıkıyor. Karanlıklar ve zulümler buradan çıkıyor. Yine körlüklerin de sebepleri. Adam niye zalim ya? Bu çocuğu öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Evet. Hayvana işkence yapıyor. Bir, nur-u fikir yok. Ziyayı kalp. Ziyayı kalp yok. İkisi de mezci olmuyor. Olsa bile mezci olması gerekiyor yani. Hı-hı.
mevzu olmazsa zulüm fışkırır. Gözün, şimdi görme hakikati nasıl oluşuyor? Gözün müzlim neharı, nehar be ebyazı, muzi, leyli süveyda ile mevzu olmazsa basarsız olduğu gibi fikret beyzada süvede-i kalp bulunmazsa basiretsizdir. Haşiyede diyor, gözün gündüze benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahıyla beraber olmazsa göz, göz olmaz. Şimdi gözde, ya bu siyah olur mu bak kardeşim ya, biraz çıkartın dese, gözdeki siyahlığı çıkarsa göz olur mu? Olmaz. İşte görme hakikati siyahlıktaki beyaz, şey nurda oluyor abi. Yani siyah içerisinde nur var. Görme hakikati içerisinde oluyor. O beyazlık, beyazlığın kendisinde körlük var. Beyaz, o kenardaki tabii, beyazda? Kenardaki beyazda körlük var. O görmüyor değil mi? Yani beyaz körlük diyor üstad. Beyaz-ı müzlim diyor. Yani beyaz körlük. Beyaz körlük. Siyah? Siyah için diyor, ne diyor? Nehari müzlimi, yok. Ebyazı, gözün müzlim neharı. Ha, müzlim. Nehari ebyazı. Ha, nehari ebyazı. Leyli Süveyda ile. Yani Leyli Süveyda ile mezcu olmazsa basarsız olduğu gibi. Demek ki görme siyahda oluyor değil mi? Evet. Yani o siyahlığı ben baktım da yani insanın vücudunda neyi teşkil ediyor diye. 31. pencerede arz, fakr, naks ve kusur. Beyaz ise kainat, ikisinin mez olmasıyla birlikte veya sendeki mana ismidir, tefekkürdür, teemmüldür, dikkattir gibi şeyler daha çok ikisinin mezciyle hakikat ortaya çıkıyor. Aslında tıpta da değil mi o görme siyahlıkta oluyor. Evet öyle öyle. Zaten üstad onu söylüyor. Yani normalde beyazlıkta değil, siyahlıkta görme hakikati gerçekleşiyor. Hani o zaman o siyahın içerisinde bir nur vardır. İşte onu diyor üstad. Siyahlıktaki nur diyor. Yani mesela normalde abi acizlik, fakirlik, naks ve kusur zulmet gibi gözüküyor değil mi? Yani nakisedir. Evet. Ama bütün hakikat orada tecelli ediyor. Onunla Esma-i İlahi en cami aynadarlık oradan çıkıyor. Yani şu uygulayalım. Şimdi nasıl ki göz, gözün o beyaz kenarlarındaki beyaz görmüyor, hı hı. Siyah görüyor. Evet. Ha, o siyah olmasa göz göz görmez. Göz göz olmaz diyor. Ha, insanın da ruhunda yani hayatındaki ad, fark, noksan, kusur. Bunlar hayır. Ad, fark. Eksi tarafı. Eksik. Eksi tarafı. Acizlik, fakirlik, noksan, kusur. Bu gözün siyahlığı gibidir. Evet. Bununla kainattaki hakikatleri göreceksin. Ancak orada da diyor ki, hatta diyor ki eğer yani karanlığın diyor ziyadeleşmesiyle nurun hakikati daha ortaya çıkar diyor. Orada söylüyor. Hani isterseniz bir yerinden okuyayım abi. Bu göz ne kadar siyah olursa oraya girmeyeyim de ama mesela yeşil gözler niçin karşıki tarafı parçalıyor? Mavi ve yeşil gözler var ya. Daha çok şu oradan şey yapıyor. Evet. Allah Allah. Evet, siyah gözlerde pek olmaz. Mavi gözler daha çabuk. Mavi. Körlük daha oluyormuş abi doktor söyledi. Evet. Körlük orada daha çok oluyor. Doktor hem de mavi gözlerde körlük daha çok olur. Mavi ve yeşil gözlerde karşıya şuayı patlatıyor yani. Acayip ya. Siyah olma nispetini görüyorsun. Yeşil ve mavi olma işte mavi olma nispetini görmek azalıyor. Ama o enerjiyi, gözdeki bulunan enerjiyi kendisi tutamıyor, karşıya fırlatıyor. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselam'ın gözü herhalde siyahmış siyah. Değil mi? Evet. Zeytin siyahı. Siyah, zeytin siyahına benziyor. Evet. Ve siyahlığı çok büyükmüş. Allah Allah. Hurilerin de gözü şey gibiymiş diyor. Mercan gibi şey. Ne diyor? Mesela gözünü... Abi Allah söylüyor. Bir tabir kullanıyor da. Büyük. İnci. He? İnci. Yok. Yok inci gibi değil. Büyük bir göz olarak siyah. Ve büyük manasında kullanıyor. Sebebi, senin her tarafını, senin her hissiyatını, fikriyatını görecek demektir. Evet abi, gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Yani insandaki acz, fark, naks ve kusur aşağıda söyleyecek. Öyle de insanın zaaf ve azziyle, fakr ve hacatiyle, naks ve kusuruyla Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, zınasını, rahmetini bildirir ve hakeza. Bunlar görüyor işte. Bunlar görüyor abi. Eğer bunlarda da yani hani adam dese ki ben aciz değilim, acizliğini anlamasa, fakirliğini anlamasa ve kusurlarını bilmese körlük buradan çıkıyor işte. Allah'ın kudretini göremez. Hakikat güneşinin gözükmesine birer hicap oluyor bunlar.
Değişik değişik noktalar var yani. Çok antika işte. Gözün ama ne kanun kullanıyor üstad. Yani gözün diyor. Müzlimi, müzlimi nehare diyor. Müzlimi nehare evet. Evet olmasa. Müslim zulümatlı yani. Şimdi başka noktada peki nasıl hasıl oluyor? Şimdi mesele zaten başta en son Adem'e getirdi abi. İşte şirk, tatil, inkar, küfür, en son da Adem. Hepsi de Adem'den çıkıyor dedi. Sıralı. Peki bunların şu anda esbaplarını okuyoruz. Nasıl ortaya çıkıyor bu körlükler, neyden ortaya çıkıyor diye, nasıl oluyor diye. Şurada Emirdağ'dan, ikinci Emirdağ, sayfa 127-121'den bir yer okuyorum. İleyhi yes'adul kelimetu tayyib. Ayetinin remziyle her kelimeyi tayyibe, bütün küreyi havada birden adeta zamansız kalem-i kudret ile istihsal edildiği gibi manevi ve makbul hakikatların bir yazar bozar tahtası hükmünde olan küre-i havada kudretin acayip bir mucizesinin zamanı Adem'den beri ülfet perdesi altında ehli gaflet nazarında saklandığı gibi Başka bir yerde diyordu galiba. Devam edelim. Şimdi radyo namı verdikleri aynı hakikat ile sabit olmuş ki içinde hadsiz bir ilim ve hikmet ve irade bulunan gayrimütena bir kudret ezeliyenin cilvesi her zerre havada hazır ve nazırdır. Hadsiz ayrı ayrı kelimeler her bir zerre havanın küçücük kulağına girip incecik dilinden çıktığı halde karışmıyor, bozmuyorlar. Ülfet ve ülfet için diyor abi hakikati örten bir perdedir diyor. Ama bu üç tane sıfatını unutmayın. Allah zatı ve kainatı yoktur. İlmi, irade, kudreti dedi. Evet. Aynen öyle. İlmi, irade, kudreti. İlim burada bilmediğini bilmek ilimdir. Bildiklerini bilmek iradedir. Bunlar ortaya çıkaran kudrettir. Allah. İşaret-ül İcaz 163 paragraf sonunda küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur diyor. Vay be. 163'te küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur. Tenkit. Tenkit körlük mü veriyor? Tenkit başta küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti tenkit hırsı. Tenkit hırsı. Bunu tanımlayabilecek bir cümle. Tenkit hırsı. Evet. İnsana körlük veriyor ha? Evet, körlük veriyor abi. Allah Allah. Şimdi başka körlük veren ne vardı? Gerçi bir sürü okuduk. Bir sürü okuduk da şimdi şuraya bir gelelim abi. Dedi ya küçük bir taşında bir zafiyet görse bu kaleye girilmez dedi. Peki o neydi mesela? O kale nedir abi? Onu da gerçi okumamız lazımdı başta ama biz başta unuttuk. Şuraya gelelim. Nerede söylüyor? O itikada çok harika. Bir de şey, insani ilişkilerde kullanırsınız o kanunu. Kalada bir taş düşse evet. Veya kendi günahı yaptı, rezil bir mazisi var ama o şeytan gelir hep ona diktirir. Bak sen boşuna uğraşma, senden adam olmaz, sen bir şey olamazsın, bak şu kadar rezil şu tarafın var diye. Sırf o gediği, o taşı gösterir. Evet, o noktadan evet. Bakın o şimdi okuyacağı yer. Sayfa? Sayfa 88'de. Neyse. Şey, Lemalar 88. Orayı mı okuyalım abi? Oraya koyalım. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytani şudur ki, bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mümini adavet eder. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman, hasenat-ı seyyiate galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmediyor. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyiatını örter. Demek bu dünyada o adalet-i ilahiye noktasında muamele gerekir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Vay be. Evet, belki kıymetler bir tek hasene ile çok seyyiatına zarar ve af ile bakmak lazımdır. Belki, halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkinatı ile bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden örter. Bir tek seyyiye yüzünden unutur
Mümin kardeşine adavet eder. Günahlara girer. Şimdi zulüm damarı. Nefisteki halde asap ve damar dedi ya, zulüm damarı. O nefsin işte vücudunu teşkil eden unsurlardan bir tanesi de o damarlardan bir şube, zulüm damarı. Bu damarla birlikte kardeşine zulmediyor. Yüz hasenesini unutuyor. Nasıl ki bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, setreder göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla. Allah Allah. Burada da garaz. Garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyyeyle dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adavet eder, insanları hayat içtimaiyede bir fesat aleti olur. Hani dedik ya, hisse ve sevaste, heves, tabiat, evet. Damar, asap, körisyar. Yani nefsin vücudu. Vücudu. Ha, o damar sordukları zaman nedir? Zulüm ve garaz. Zulüm ve garaz damar, işte buraya da atfetmiştim de o zaman okumadım. Şey yapmıştım. Demek ki damar bu. Damar bu. Hı-hı. Birkaç tane daha aslında vardı. Şey, şimdi şurada bu mevzu parafıma, okuduğumuz parafa bakan nokta. Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir hadiseyle insanın selameti fikrini ifsat ediyor. Selameti fikri bunlar ifsat ediyor. Hakiki imaniye karşı sıhhat muhakemeyi bozuyor ve istikameti fikri ihlal ediyor. Şöyle ki diye. Bir hakikat imaniye dair yüzer delail-i ispatiyenin hükmünü nefhine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Halbuki kaide-i mükerrerdir ki bir ispat edici çok nefyedicilere tereccüh ediyor. Bir davaya müsbit bir şahidin hükmü yüz nafilere raci olur. Bu hakikata bir temsille şöyle bak, şöyle ki. İşte bir temsille bak şöyle ki bir saray yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tane kapansa o saraya girilmeyeceği söylenmez. İşte hakaik-i imani o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. Orada dedi ya, bir saray olsa dedi, işte yakini bürhanlar ile deliller dolu olan büyük bir kale dedi. Burada saray diyor abi. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaiki imaniyeden vazgeçilmez ve inkar edilmez. İşte şeytan ise bazı esbaba binaen o ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez, belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der. Burada da abi o körlüğü gaflet olarak aldı. Körlük gaflet mi dedi? Burada şeytan ise bazı esbaba bine ya gaflet veya cehalet. İki tane şubesi. Bizim okuduğumuz şeyler bunlar. Yani neymiş şey. Yani gaflet ya gaflet veya cehalet dedi. Nedir bu, körlük mü? Hı-hı. Yok. Nedir? Şeytan ise bazı esbaba bine ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir. İspat edici bütün delilleri nazarından iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez. Belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der. Diye bu şekilde. Mesela aynı uygulayalım. Mesela bir insan şöyle saray şuydu. 99 tane açık. Hakaik-i imaniye. Saraydır dedi. Evet, saray. 99 tane kapısı, şu 100 kapısı var. 99 açık. Evet. Birisi kapalı. Hı hı. Yani gider bu nefis neydi? Gaflet ve neydi? Cehalet ve gaflet. Cehalet. Cehalet ve gaflet. 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 Şimdi bunlar ne yapar? Gider o tek kapıyı gösterir. Bak bu saray hep kapalıdır. Yani 99 açık. Evet. Bir tane de mantık kullanmıştım. 99'u kapalı olsa, biri açık olsa gene girilir. Gene girilir. Yani sen hepten rezilsin, duman. Hiçbir şey yok. Mesela kafirler gibi. Hiçbir şey yok kafir. Bir Müslüman oluyor, mazisini hiç Allah sormuyor. Şimdi abi o şeye bir misal okuyalım mı? Hı-hı. Yani mesela dedi ya işte bir saray... Cehalet bir ve gaflet ne demiştik şimdi burada? Bunu çıkartmıştık. Cehalet ve gaflet vasıtasıyla o kapıları kapalı gösteriliyor. Ha, kör eder. Adamı kör eder. Kör eder dedi. İnsanı kör eder. İnsanı kör eder. Ya bir sürü esbapları var. Şimdi dedi ya bir tane bir taşında dedi bir zafiyet görse bu kaleye girilmez diyor. Şimdi o mesela o bir taşa veya diyelim ki koca işte kainatta bir sürü hakikatler var. Bir tanesinde bir zafiyet görse girilmez dedi. Şimdi ona göre bir misal okuyalım abi. İle meyhel aziz, gözleri küsuf tutmuş bazı adamlar.
gözleri önünde vuku gelen gayri mahdut hususi haşr-ı neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde kıyamet-i kübrayı ve haşr-ı umumiyi nasıl istigrab ediyorlar? Mesela küsuf demek abi hani küsuf namazı oluyor ya, güneşin tutulması değil mi? Evet. Mesela dünya ile, bunu Rize'de ben tefekkür etmiştim de o zaman yazmıştım kaç sene önce. Dünya ile normalde, dünya ile güneşin arasında ay giriyor, insan karanlıkta kalıyor değil mi? Evet kalıyor. İnsan ile Cenab-ı Hak arasına böyle bu gibi körlükler girdiği zaman insan da karanlıkta kalıyor. Mesela Allah ile insan arasına ne girebilir? Nasıl karanlık? Mesela ne girebilir? Muhabbet girdi mesela. Nefis giriyor. Nefis giriyor. Başka? Nefsi toptancılık oldu şimdi. Şeyler mi? Saymış olduğumuz her şey. Evet. Toptancı şu. Yani çıkart kendini aradan zahir olsun. Evet. Şimdi güneşle dünya arasına ay girince dünya karanlığa düşüyor. Evet abi. Güneş tutuldu. Hı hı. Tamam. Küsuf namazı kılınacak. Şimdi peki bizimle Allah arasında nefis denilen bir sistem girdi. Ama o girme azalıyor, çıkıyor falan. Hilal gibi oluyor ay. Yani bitiyor. Peki letafet kesbettikçe o körlük kalkıyor. Kalkıyor. Diyelim ki nefis denen sistem Allah vücuda koymasa ne olurdu sizce? O zaman bilemezdik yani. O meratip belli olmazdı. Yani biz derece Cenab-ı Hakk'ın esmasının derecatı belli olmazdı. Hiçbir şey yok. Karanlık şöyle, derecesini hani diyoruz ya bir yani o kadar o zaman fark edebiliyorsun güneşin bir anda kararmasıyla Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini anlıyorsun. Yani ne kadar kararlı olsa o kadar görür. Şimdi nefis de bizde olmasa, karanlık olan nefis olmasa onu görmüyor. Bizdeki o esmanın cilleri gözükmeyecek. Gözükmez. Ne demek biliyor musun? Şimdi bir mıknatıs düşünün, kuvvetli bir mıknatıs. Götürün uzak bir yere, demir koyun. Çekmez. Yaklaştır, oynamaya başladı. Evet. Biraz da yaklaştırırsan ne yapar? Birleşir. Yapışır değil mi? O artık yapışınca ne olur biliyor musun? Demir mıknatıse yapışınca demir de mıknatıs olur. Demir de mıknatıs olur ya. Tabii doğru. Tabii. Doğru. Yapışınca o demire sen tornavida koysan o demir de çeker. Allah Allah. Onun şeyi ona da geçiyor. Mesela biz tamirhanede öyle yapardık. Diyelim ki bir cıvata düşmüş çıkmıyor. Bir demire kablo var ya kablo. Evet, plastik bir kablo. Sarardık kalemin helezonik yay gibi. Sarardık. Ceyranla takardık. Hani kabloyu demire sarardık, helezonik. Evet. Ondan sonra o demir var ya tığ gibi, çağ gibi böyle uzun demir, muktadisi dönüşüyor. Allah Allah. Ve ona pat diye yapışıyordu civata. Ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Muktadiste maksat Allah'ın esmasıdır. Demirde maksat biziz. Belirli yerde seni tutuyor ki orada demir olasın, muktadis olmayasın. Yoksa mıknatıs demire yaklaştık, demir mıknatısa yaklaşınca yapışır. Yapışınca artık demir demirlikten çıkar, demir iken ama işte bizi esmadan belirli bir yere, alem-i şehadette tutan nefis denen sistemdir. Yani o aradaki mesafe, mıknatısla demir arasındaki mesafe bizde nefistir. Evet, tamam, güzel. Yani bunlar abi, mesela ayet var abi bunu izah eden. İsra suresi 71. ayette diyor ki وَمَا هَذِي فِي الْعَامَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامَ وَعَدَلُ السَّب۪يلَ diyor. Dünyada âmı olanlar, kör olanlar, ahirette de kör olacaklar. Allah. Yani buradaki körlük hakikat noktasında okuduk ya abi. Bu noktadaki meratipler yani artık sen neredeysen, ne kadar sihir alabildiysen. Normalde böyle abi işte dedik yani dünya suret ya. Bak ne antika bir ayet. Bak dünya suret. Evet. Ahiret hakikat. Şimdi dünyada mı olanlar orada da ama olacak. Evet, yani evet. Bir sürprizlik yok. Şimdi o zaman aynada gözüken bir şey karşılığında bahçe olması zaruri kılmıyor mu? Evet. Dünyadaki her şey surettir. Orada mutlaka aynısı var hakikati. O zaman dünyada ama ahirette de ama. Göremeyecek yani. Okusan bir daha bir daha oku. Ve ma hazihi fil ama ve huve fil ahireti ama ve adabu sabila. Acayip bir şey abi. Yani insan ne dedi? İstikamet noktasında nurlar ile arana kendi fikirlerini koyarsan karanlıkta kalırsın. Laikaları koyman lazım. Laikalar olması gerekiyor. Yoksa insan karanlıkta kalıyor. Yani şey getirmişler abi.
Nasrettin Hoca'ya gelmişler, demişler ki hocam demişler, yani iki zıt bir arada durmuyor ya, demişler işte bal ile sirke bir arada durmaz demişler. Demiş ki nasıl durmaz demişler, ya getirin bak nasıl duruyor. Yarım kilo bal, yarım kilo sirkeyi dikmiş kafaya. Yani biraz zaman geçtikten sonra bakmışlar ki hocanın rengi yeşile dönmüyor. Diyor ki hoca sana demedik mi işte ikisi bir arada durmaz diye. O da diyor ki onlar bir araya geldiler de beni aradan çıkartmaya çalışıyor. Şimdi alim ile ilim arasında günah girdiği vakit abi ilmin izzeti aradan çıkıyor. Yani alim ile ilim arasına günah girmeyecek. Yoksa alim karanlıkta kalıyor. İşte diyor ilmin izzeti beni baktırmıyor diyor. Bu gibi çok noktalar var. Yani insan ile kainat arasına mane ismi veya sadece zahirdeki hakikatler girdiği zaman yine fikir noktasında karanlığa düşüyor. Şimdi abi topluyoruz meseleyi. Maddi noktada körlükler mesela oluyor ya abi. Mesela bazısı uzak için gözlük takıyor. Bazısı yakın için gözlük takıyor. Bazısı da işte yakın mesafe için. Yani bir metrelik mesafe için 3 tane gözlük kullananlar oluyormuş. Eskiden bu şekilde sistem gelişmediğinden dolayı 3 gözlük kullanan oluyormuş. Biri yani uzak körlükler, yakın körlükler, bir de kısa mesafeli. Şimdi insan bunu manevi noktada eğer insan şey takarsa, hakikat gözlüğünü takarsa, yani görmek için uzak, yakını ve kısa mesafeyi görebilmek için hangi gözlükleri takmak gerekiyor? Bu körlükleri izah etmek için hangi noktadaki gözlükleri takmak lazım? Buna ait bir yer okuyacağım abi, birkaç tane yer. Yani bu körlüğü izah edebilmek için uzak mesafeleri, uzak mesafelerden maksat ne mesela abi? Uzak yerleri görebilmek için yani tefekkür noktasında. Kısa, kendi aleminde dolaşabilmek için. Ondan sonra orta olan gözlük ise etrafındaki olay ve hadiseyi müşahede edebilmek için. Yani kısa, kendi aleminde dolaşmak. Enfuste kısa, işte yakında kendi çevrendeki hadiseleri, uzak ise diğer kainat. Kainattaki alemleri müşahede edebilmek için Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir gözlük verecek bize. Onlar nelerdir? Orayı okuyacağım şimdi. Birkaç tane yazmıştık. Gerçi o hani şeyde diyor ya abi, lemalarda yine okuduğumuz yerde şeyin sonunda işte ey şeytanın desiselerine müptela olan bir çare insan, hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye, iki hayat-ı içtimaiyenin selameti, bak görüyor musun abi? Kendi hayatı, yani aile tane, hayatı, bir de cemiyet hayatı. Yani cemiyet, burada da üç tane şey saydı. Ve sıhhati fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp istersen, bunları da ekledi. Muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla amel ve hatıratını, Muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amel ve hatıratını tat ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap ve euzubillahimineşşeytanirracim de. O 13. lemanın sonu değil mi? Sonu, orası abi. Çok harika bir yer ya. Burası antika, bir de yani dedi ya hakiki ne dedi, o hakikatler gizlenir demişti. Şunu yerden bakayım bir daha. Hakikat güneşinin gözükmesine mani birer hicab olur dedi. Yani bir şeyin tasdik edebilmek için bazı düsturlar sayıyor abi. Yani hakiki imani noktasında bir şeyi mühürlemenin birkaç tane şartını sayıyor üstad. Yani tasdik etmek için, tasdikleyip onaylamak için. Mesela diyelim ki dairen var abi, satacaksın, birisinden daire alacaksın, üzerine geçebilmesi için noter tasdiği lazım. Veya arabanı satıyorsun, notere gidip tasdikletmezsen veya devlet dairesinde resmiyete geçirmezsen o şeye sahip olamıyorsun. Bunun da burada şöyle diyor, hakaik imaniyi tasdikleyip mühürlemek için şurada şunları söylüyor. İman-ı bilgayt cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bir, bürhani ve Kur'ani bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla, iki, hakkal yakin derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilm ve yakin ile hakaiki imani tasdik etmek. Hakaiki imani tasdik edebilmek için, abi, onaylayıp mühürleyebilmek için sırrı vahyin feyzi lazım. Bürhani ve Kur'ani bir tarz ile aklın ve kalbin imtizacı, hakkal yakin derecesinde bir kuvvet ile ve zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaiki imani tasdik etmek. Bunu nereden okuyorsun? Kastamonu 18. Kastamonu 18. Şeye atıf yapmak lazım onu. Bir hakikatin tasdik olabilmesi için
25. sözde 5 tane şart söylüyor. 5 tane 4 tane. Öyle mi abi? He. Sözleri verirse ben sana o sayfaya ona atıf yapmak lazım. Atıf. Ben sen, hem sen okurken ben orayı bir bulayım. Evet abi. Hakikatin gelebilmesi için çok ilgimi çekti o da. Bu da orayı teyit ediyor biliyor musun? Bak burada. Kaydedeceksen de. Şimdi bunu niçin okudum ben abi? Yani böyle olursa o körlüklerin hepsi izah ediliyor. Hakaik imaniye tasdik oluyor. O kaleye giremiyor şeytan. Şeytan evet. Yani şeytan bunlar bütün ne? Hakaik imaniye kaleydi ya abi. Evet. O kaleye girememesi için böyle tasdikler gerekiyor yani. O zamanki insanlar kör olduğu için üstad bunu bu gözlüğü veriyor. Bu gözlüğü veriyor. Bu gözlüğü taktığın zaman uzak, yakın, orta derecedeki her bir şey görüntüyü görebiliyorsun. Tek gözlük yani. O Kastamonu bir de okur musun o sip o maddeyi? Okuyayım abi. Hemen. Bir. İman-ı bil gayb cihetinde sırrı vahyin feyziyle bürhani ve Kur'ani bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla hakka yakin derecesinde bir kuvvet ile zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaiki imani tasdik etmek. Ana uzak, yakın, bir de orta derecesindeki bir görüntüyü görebilmek için bu şartlar gerekiyor. Bundan sonra o körlükler izale edilmiş oluyor. Evet, ben şimdi şu sözlerdekini de okuyayım da tam onu pekiştirirsin ama şu sayfayı niye... çok harika oldu biliyor musun? Onunla bu. Şimdi evet. Bunu göreceksiniz. Hakikaten buranın açılımı oldu. Ha. 1406'da. Tamam abi. Okuyorum. Hakaik-i ilahiye ve hakaik-i kevniye ve umur uhreviye. 3 tane. Bir daha abi. Hakaik-i ilahiye ve hakaik-i kevniye ve uhreviyeye dair ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet. Kur'an'ın hakaik-i ilahiye dair beyanatı ve tilsim-i kainatı fethedip ve hilkat alem muamasını açan beyanat-ı kevniyi ihbarat-ı gaybin en mühimidir. Tamam mı? Şimdi o hakaik-i gaybi hadsiz dalalet doları içinde istikametle onları gidip bulmak aklı beşerin kârı değildir. O olamaz. Evet. Tamam. Beşerin en dahi hükemaları o mesailin en küçüğüne akılları yetişmediği malumdur. Bir şimdi. Okuyorum. Evet, beş tane, dört tane veya beş. Kur'an gösterdiği o hakaik-i ilahiyeyi birisi gösterecek. Ve o hakaik-i kevni beyandan sonra bir, evet. Bu bir. Hı hı. Beyan edecek. İki, safa-i kalp. Üç, teskiye-i nefs. Teskiye-i nefs. Üç mü etti? Bununla üç. Yok, o hakaik-i kevni beyandan sonra bir. Safa-i kalp 2, teskiye-i nefs 3 ve ruhun telakkiyatından 4, aklın tekemmülünden sonra beşerin okulu sadak deyip o hakikati kabul eder. Allah'ım. Bu 5 tane şart olmasa olmuyor. Evet. 1. Buraya dikkat edersen bir tanesi beyana, konuşana ait 4'ü muhatap. 1. Kur'an bunu söyleyecek. Hı hı. Kur'an söyledi. Söyleyen taraf 1. Dört taraf da bize bakıyor. Neymiş o? Gaybeyden, onun içine bir de okuyayım. Beyandan sonra bir, iki, safa-i kalp bize bakıyor. Üç, teskiye-i nefs bize bakıyor. Bize bakıyor. Dört, ruhun terakkiyatı. Beş, aklın tekemmülü. Sonra beşerin okulu sadaktedir. Allah Allah, acayip ya. Bu ikinci yol diyor. Risale-i Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Uf. Mesela mesleği bu abi. Mesela ne yapacağız şimdi? Kastamonu 18'de okunan yere K 2 nokta üstü Kastamonu oraya. Evet. Sözler 406 S 406'ya. Sözlerden de o 406'ya K 18 diye birbirine atıf yapacaksın. Evet, atıf nasıl yapılıyor? Sonra kitap okurken, bir yerde ders yaparken birbirine böyle geçiş yapıyorsun. Evet abi, dersin başında da mesela o dedi ya, inkardır, şirktir, tadildir, oradan işte 188'e inkar neyden çıkıyor, şeytan meselelerinden ortaya çıkıyor dedik. O nereden çıkıyor dedik. İşte şualar 81'de de
orada söylüyor. Enaniyetin Adem. Vücudunda Adem'den çıkıyor. Çok ilginç şey. İşte böyle bak ne yaptı? Kastamonu'yu. Kastamonu'daki açıktır. Burada kural. 406'da kural. Evet. Kur'an'ın beyanatı. Safa-i kalp. Tezkiye-i nefs. Evet. Ruhun terakkiyatı. Aklın tekemülü. Antika ya. Kastamonu ise sırrı vahiy feyziyle diyor. Evet. Kur'an'ı ve Kur'an'ı bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla hakkal yakin derecesine gelen bir kuvvet ile zaruret ve bedahat derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaik imanı tasdik etmektir diyor. Allah. Bu tasdik buradan çıkıyor değil mi abi? Tasdik bunların neticesidir. Onaylıyor yani, mühürlüyor abi. Evet. O zaman dimağda bir tasdik var ya, tasavvur, tasdik. Tasdik kaç o? Kaç? İşte maddesi mi abi? Sayfayı söyle. Sayfa 18. Kastamonu 18 tasdik. Tasdik. Tasdik buradan çıkıyor. Maddeleri. Maddeleri evet. Bunu yukarıda çarpacağım. Risale-i Nur'un hakaik imaniye muhalif olan yolları gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesine gösterdiğini görecekler diyor. Velhasılı kelam bir sürü noktalar okuduk abi. Orada bitirirse o zaman nefsin körlüğü neydi? Bir de sayabilirsek çok iyi olur. Evet abi sayalım o zaman. Nefsin körlüğü başta işte şirk dedik. Tadil dedik, tamam. İnkar dedik, oradan da desteler, şeytanın destelerinden ortaya çıkıyor dedik. Hepsinin kaynağı Adem dedik, Adem'den ortaya çıkıyor dedik. Onların da neticeleri, yani onlardan çıkan işte ne diyelim, ana veri tabanları diyelim. Mağrur olmak, tembellik, sersemlik, gafillik, nadanlık, bedbaht olması, şikenperver olması, sabırsız olması, sersem olması, dünya perest olması, nefis perest olması, riyakar olması, namazdan hoşlanmaması, hepsi körlük abi. Suyu vesveseye maruz kalması, şiddeti şefkat, ondan sonra gençliğinde gülmesi, aynı şekilde fedakarlıkta geri kalması, fahre meftun, şöhrete müptela, methe düşkün, hodbinlikte biyamta olması, gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip olması ve aynı şekilde şuradan da sayayım abi, hemen uzun kısa kısa bitirelim. Bunları saydık ya çağ. Bunlar de körlüğün de şeyleri. Tamam. Sayalım mı? Dersin başında okumuştuk. Tamam. Gelin. Burada şey yapalım abi. O şeytan şeytanın sıfatı, nefsin sıfatı var diye 8 tane. Nefsin o 188 sözler. Onlar gaflet, dalalet onları söyledim. Nefsin desiseleri. Desiseleri sıfatı yani. Evet. Ondan sonra bitirelim. Şurayı da okuyayım. Şöyle hemen bırakayım abi. Yerinden okuyalım. Sözler. Ha şurada Afet Sami. Gaflet, başlama paragraf alayım mı abi? Yok yok. Gaflet, dalalet, safsata, inat, mugalata, mukarebe, ihfal, görenek. İkiz tane. Bu gibi desiselerle diyor, çok muhalatı intihac eden inkar ve küfrü o bedbat insan suretindeki hayvanlara yutturmuş. Yani yutan adam bu özelliğe sahip. İnkar ve küfür buradan çıkıyor abi. Evet. Bu özelliklere sahip oluyor. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve la hawla ve la kuvvete illa billah. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.